Evet arkadaşlar, bu dersimizde basit bir kullanıcı girişi yapacağız. Bunu da Flash, PHP ve XML ile sağlayacağız. Buradaki amacımız Flash'tan aldığımız verileri PHP yoluyla XML'e işlemek ve XML'de işlediğimiz verileri de daha sonra Flash'a çağırmak olacak. Hemen örneğimize bir göz atacak olursak, ilk önce bir veri kayıtlı mı, kayıt XML'imize bakalım. Evet, görüldüğü gibi burada bir kullanıcı adı Burak ve şifresi 123123 şeklinde bir veri kaydımız var. Önce bir yanlış deneme yapmak istiyorum. Giriş dediğimizde hatalı şifre ve kullanıcı adı çıktı. Şimdi sadece doğru giriş yapmayı deneyeceğim ve giriş başarılı. Gördüğünüz gibi buradaki veriyi sağladığım zaman girişin başarılı olduğunu gördüm. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi üye girişi, pardon, üye olmak istiyorum ben. Hemen buradan üye ola tıklıyorum. Ve buradan deneme 123123 üye ol dediğimde şu an beni üye yaptı. Hemen XML dosyamı açmaya çalışırken burada benim bir değişiklik olduğunu söylüyor kayıt XML'imde. Değişiklikleri görmek istiyor musunuz? Evet. Ve değişiklikleri görmek istediğimde bakın deneme 123123 hemen buraya eklenmiş durumda. Şimdi deneme 123123 ile giriş yapmayı deniyorum ve giriş başarılı diyor. Ve bir de bizim PHP'miz var. Tabii PHP'mizin çalışması için biz bu yaptığımız çalışmaları localhost üzerinde açmamız lazım. Yoksa çalışmalarımızın sonucunu göremeyiz. Bunun için de bir app server kurabilirsiniz. Şimdi bunlara sırayla bakacağız. İlk önce Flash dokümanımızı inceleyelim. Görüldüğü üzere sahnemize bir adet Dynamic Box, burada uyarı TXT isminde, buna bir uyarı çıkarmak için kullanacağız. Burada bir, hemen şuradan komponentleri da göstereyim. Text input ekliyoruz, label ekliyoruz ve iki tane de buton ekleyebiliriz. İlk sahnemizde dikkat etmemiz gerekenler tekstlerimizin isimleri at txt, şifre txt, giriş buton için giriş buton ve üye buton şeklinde isimler veriyoruz. İkinci frame'imizde yine aynı komponentleri kullanabiliriz. Yalnız dikkat etmemiz gereken sadece isimlerinin farklı olması. Burada at txt 2, şifre txt 2 ve üye buton 2 şeklinde kullanabiliriz. Son frame'imiz ise girişin başarılı olduğunu gösteren bir sayfa. İlk frame'de yapmamız gerekenler XML'imizi çağırıp içerisinde at txt'de ve şifre txt'de girilen verilerin olup olmadığını sorgulamak. Bunu yapmak için ne yapmamız gerekiyor? Bir adres tanımlıyoruz URL request aracılığıyla ve bunu kayıt XML'e bağlıyoruz. Daha sonra bir de yükleyiciye ihtiyacımız var. Giriş butonumuza tıklandığında aktif olan giriş function'ın içeriğine bakalım hep birlikte. Burada yükleyiciye, yani yükleyicimize adresimizi yüklüyoruz ve yüklendiği zaman bir fonksiyon çağırıyoruz. Bunun adı da veri yüklendi fonksiyonu. Onun içerisinde ise verilerimizi XML dosyası çağırdığımız için XML olarak tanımlıyoruz veri XML'imizi ve hemen bir for döngüsü kuruyoruz. Buradaki for döngüsünü kurmamızın amacı veri XML içerisinde, yani hemen şuradan gösterecek olursam, bakın kodlarda arkada açık durabiliyorsa sanırsam kapanıyor, her neyse. Veri XML içerisinde bulunan verilerin sayısını almam lazım. Çünkü ne kadar çok şu veri tagından varsa, yani şu bir, şöyle kapatırsam belki daha iyi anlarsınız. Bakın bu verileri saydırıyorum. Şu an iki kayıt olduğu için iki tane veri tagım açılmış durumda. Hemen kodlarıma bakalım. Evet, burada görüldüğü gibi veri XML içerisinde verilerin uzunluğu kadar bir for döngüsü kuruyorum. Ve at string karakterine verinin içindeki adı ve şifreye de şifrenin içindeki şifreyi kaydediyorum.
Her for döndükçe burada ad ve şifre değişiyor. Bunlar değişirken tabii if döngüsüyle de burada ad tekstin içindeki, yani hemen şöyle göstereyim. Sahnemizdeki ad tekstin içindeki verinin veri XML içerisinde kayıtlı olup olmadığını sorgulatıyorum. Aynı şekilde şifrenin de öyle. Ve bir ve özelliği kullanıyorum. Bunun anlamı şurada görüldüğü üzere iki ve işaretinin, operatörünün yan yana durmasının anlamı hem adın veri XML'de olduğuna bakıyor hem de şifrenin. İkisinden biri farklıysa bizim giriş yapmamıza izin vermiyor. İkisinin de eşit olması durumunda if'in içeriği aktif oluyor. Yani adımız ve şifremiz kayıtlıysa go 10 stop 3. Yani 3. frame'e gitmemizi sağlıyor. Değilse, else değilse oluyor. Uyarı ekranında ilk sayfada eklediğimiz dynamic text'te uyarı text'e adını vermiştik zaten ve orada hatalı şifre ve kullanıcı adı şeklinde bir uyarı çıkartıyor. Bunun sonucunda eğer kullanıcı adı ve şifresi yoksa üye ol butonunu burada aktif ediyoruz ve üye ol butonuna basıldığında next frame, yani bir sonraki frame'e geçiyoruz. Hemen geldik bir sonraki frame'e. Şimdi buradaki kodları inceleyelim. Görüldüğü üzere burada bir stop ekliyoruz ki sahnemiz sürekli hareket etmesin. Ve burada ilk önce veriler aynı komponentleri kullandığımız için önce içlerini bir boşaltıyoruz. Evet, system use code page true yaptığımızda XML ile çalışacağımız için Türkçe karakter desteğimizi aktif ediyoruz. Ve daha sonra üye buton 2, yani şu butonumuza tıklandığında yapmamız gerekenleri hemen söylüyorum burada. Gönder funç aktif oluyor arkadaşlar. Ve bir sorgu oluşturuyoruz. Daha doğrusu bu da bir adres aslında. Bir önceki ilk frame'den hatırlayacağınız gibi bir adres tanımlıyoruz burada. Veri kayıt PHP'yi çağırmak için. Veri kayıt PHP'ye de göndereceğimiz değişkenler post yoluyla gönderileceğini burada bildiriyoruz. Bunu bildirmemizin sebebi hemen şuradan veri kayıt PHP'mize bakacak olursak bakın PHP'mizin içerisinde gönderdiğimiz verileri post şeklinde karşılamışız. Bunun önemini de bu şekilde gösterebiliriz ve daha sonra bir değişken tanımlıyoruz. Bunun da türü URL variables oluyor arkadaşlar. Ve data formatımızı da burada belirtiyoruz değişken olarak. Şimdi değişken nokta ad, yani şu ad veri kayıda gönderilecek olan değişkenin adı oluyor. Bunu nasıl görebileceğiz veri kayıtımızın PHP'mizin içerisinde? Bakın burada sadece değişken nokta ad dedikten sonra değişken nokta ad demişiz ve burada adı karşılamışız. Post ad diyerek hemen şurada göstereyim. Şunu, şu veriyi karşılamışız. Bu verinin içeriği ne peki? Ad.txt2. Yani buraya yazdığım veriyi ben PHP'ye ad değişkeni diye göndermişim. Aynı şekilde şifreyi de şifre txt2'nin içindeki, yani şunun içindeki veriyi şifre olarak, bakın şifre olarak buradan görüldüğü gibi post ve şifre şeklinde göndermişim. Daha sonra sorgumuzun datasını değişkene eşitlemişim. Yani sorgu neydi? Bizim adresimiz veri kayıttı. Onun datasını veri değişkene eşitlemişim. Ve daha sonra bir yükleyici oluşturuyorum ve yükleyiciye de sorgumuzu yüklüyorum. Yani burada genel olarak yaptığım olay şuradaki kodlarla yapmaya çalıştığım olay addText2'nin içindeki veriyi PHP'ye ad değişkeni olarak göndermek, şifretxt2 içindeki veriyi yine PHP'ye şifre olarak göndermek. Bu işlem yapıldıktan sonra go 10 stop 1 diyerek tekrar ilk frame'imize dönüyoruz. Ve buradan
Zaten buranın kodlarını incelemiştik. Kullanıcı adı ve şifresi uyuştuğu zaman goten stop 3'e yollatıyoruz kullanıcıyı ve 3'te de stop diyerek başarılı bir giriş yaptığını sağlıyoruz. Şimdi XML'imizin içeriği nasıl değişiyor? XML'imizin içeriği görüldüğü gibi root olarak, yani en temelde bir XML tagının içinde gelişiyor olaylar. Yani bir veri adında tag oluşturuyoruz ve bunun içine ad ve şifre şeklinde otomatik olarak bir XML kodları ekleniyor. Hemen şuradan veri kayıda bakacak olursak neler yaptığımıza. Burada görüldüğü gibi SVF'den gönderilen değişken, yani ad değişkeni gelen ad şeklinde karşılanıyor. Şifre ise gelen şifre şeklinde karşılanıyor. Ve burada kayıt XML'imiz görüldüğü gibi create element, yani bir veri tagı oluşturuluyor kayıt XML'imizin içerisine. Daha sonra onun içerisine de bir add tagı oluşturuyoruz. Add tagının içeriğini ise gelen ad olarak, yani şurada postta görülen, şuradan hemen göstereyim, bize SVF'den gelen, hatırlarsınız, add.txt2 verisi add tagı arasına geliyor. Yine aynı şekilde şifre tagının arasına da SVF'den gelen şifre txt2 verisi geliyor. Ve en son root içerisine, yani şuradaki XML tagları içerisine bu veriler ekleniyor ve sonra kayıt ediliyor. Şimdi tekrardan bir örneğimizi çalıştırıp deneyecek olursak göreceğiniz gibi şu an kaç tane verimiz ekli? 2 tane verimiz ekli ve örneğin bir tane deneme şifreyi yanlış girelim. 321 321 321 şeklinde girelim. Giriş diyoruz. Hatalı kullanıcı adı. Şimdi tekrar deneme deyip bu sefer 123 123 dediğimde başarılı giriş sağlanıyor. Şimdi yeni bir kayıt yapalım ve tekrardan XML dosyamızın nasıl değiştiğini görelim. Kaydedip şuraya yazıp tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde üye ol diyorum. Ve hemen şuradan XML'ime baktığımda bakın hemen uyarı geliyor ve XML dosyamızın değiştiğine ve bunu tekrar açmak istediğimizi soruyor. Evet diyoruz ve bakın hemen deneme 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde şifremiz geliyor. Bu arada dersimizin başında dikkat etmişsinizdir. Şifremiz açık görünüyordu. Ben bunu yıldız şekline çevirdim. Nasıl yaptım? Hemen şuradan ilk frame'imize gelip şifremize tıkladığımızda sağ tarafta bir component parameters başlığı altında display as password, şifre olarak görüntüle şeklinde bir seçenek var. Bunu aktif ettiğimizde, bakın şu an pasif, şu an aktif. Aktif ettiğimizde girdiğimiz verilerin, hemen burada da çalışacak olursam, şifre şeklinde çıktığını görebilirsiniz. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Teşekkürler.